Sayın Başkanım, seçimler yapıldı. Milletimiz karar verdi. Bu karar doğrultusunda mecliste siyasi parti grupları oluştu ve mecliste parti grubu olmayan ve meclis iç tüzüğündeki nitelemesiyle bağımsızlar kategorisi altında ifade edilen 56 sayın milletvekilimiz görev yapıyor. Bu milletvekillerimize yapılan yazılı çağrı önümüzdeki hafta Perşembe gününe kadar komisyonlara başvuruya yöneliktir. Ancak bugün komisyonların toplanarak başkanlık divanlarını belirlemelerine yönelik dünkü ifadeleriniz ve bugünkü akışla ilgili malumatımız bu durumu gösteriyor. Bu şu demek oluyor: 56 sayın milletvekilinin seçilip geldikleri mecliste görev yapacakları komisyonlara henüz gitmeden komisyonun başkanlık divanı seçmesi, onlar olmadan başkanlık seçimi, onların komisyonda seçilme ve seçme hakkının mecliste ellerinden alınması. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bunu fark edip sizden oturuma ara vermenizi talep ettik. Arkada görüştük. O konudaki durumu değerlendirmek sizin takdirinizde. Biz bu dört komisyonun, diğer komisyonlarda bağımsız arkadaşlarımıza sandalye düşmüyor, bu dört komisyondaki dokuz arkadaşımızın katılmadıkları komisyon toplantılarını doğru bulmuyoruz. Bunun mutlaka bağımsız arkadaşlara tanınan süreden sonraya ertelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bu dokuz arkadaşımızın parlamentoda temsil edilirken grubu bulunmayan siyasi partilerin milletvekili sayılarına ve milletin kendilerini buraya kaç milletvekiliyle yolladığına bakılması gerekiyor. Bir niyet ama reddettiğimiz bir niyet, iktidar partisinin 9 bağımsızdan çoğunluk oyuyla 5'ini bir tek partiye vermek ve geri kalan tam 51 bağımsız arkadaşa da 4'ünü size bıraktık demek gibi kabul edilemeyecek bir yaklaşımı var. Bu konuda açılış konuşmanız, dünkü beyanlarınız, bizlerin sizlerden beklentisi doğrultusunda bağımsızların bütün partilerin nasıl temsil edilebildiği ve en adaletli şekilde olacağı konusunda da sizin partilere bir öneride bulunmanız, bunu yaparken de bağımsız olarak ifade edilen grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileriyle istişare etmenizin fevkalade yararlı olacağını değerlendiriyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel Bey'in içeride de yaptığımız görüşmede dile getirdiği bu görüşlerine ben de katılıyorum. 22 Haziran'a kadar bağımsız adayların bu dört komisyonla ilgili üyelik başvurularını alacağımıza göre bugün yapılacak bu seçimlerde bağımsız adayların olması mümkün değil. Her ne kadar bağımsız adayların gelmesi komisyondaki dengeyi bozmayacak olsa da sonuçta kendileri komisyonun içinde olmayan arkadaşlarımızın sonradan o komisyona dahil olmasının doğru olmayacağı kanaatindeyim. Bu kanaatin doğru olduğunu düşünüyorum. Ve eğer meclisin de bu konudaki yönelimi bu şekildeyse, eğer aksi görüş yoksa, diğer gruplardan da aksi görüş yoksa, bu dört komisyonun seçimini ayın 22'sinden sonra, yani bağımsız adaylarda belli olduktan sonra yapmanın en doğru yol olduğu kanaatindeyim. Müsaade ederseniz gündemimize devam ediyoruz. Başka herhalde söz alacak arkadaşımız yok.